Efendim selamlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size kısa filmleriniz için kullanabileceğiniz 7 harika geçişten bahsedeceğim. Sinemada çekimler ve sahneler arasında yaptığımız geçişler görsel hikaye anlatımını pekiştirmek açısından çok önemli bir noktada. Yani bir sahneyle diğer sahneyi bağlarken ya da bir çekimle diğer çekimi bağlarken yapacağımız geçişlerde seçici olmamız ve bu geçişlere dikkat etmemiz gerekiyor. Sahnelerin doğallığını bozmamak, seyirciyi filmin dışına atmamak için geçişleri kullanıyoruz. Hız kesmeden listeye başlayacak olursak ilk geçişimiz L cut, yani L geçişi. L geçişini kısaca şu şekilde tarif edebilirim. Şimdi bu geçişleri anlatırken aklımızda hayal edelim, iki tane farklı çekimimiz olduğunu düşünelim. İlk aldığımız çekimin ses kaydının ikinci aldığımız çekimin üzerine biraz oturtulmasıyla oluşturuluyor ve kurgu programında bunu yaptığımız zaman da şeklimiz L gibi görünüyor. Bu yüzden de L cut, yani L geçişi diyoruz. Bu geçiş genellikle diyalogların yoğunluklu olduğu sahnelerde kullanılıyor. İkinci geçişimiz L cut'a çok benzer J cut, yani J geçişi. Bu da L cut'ın tam tersi olarak söyleyebiliriz. Bu sefer de ikinci aldığımız çekimin sesi ilk aldığımız çekimin sesinin biraz üstüne geliyor. Yine aynı şekilde konuşmalarda ve diyalog sahnelerinde sıklıkla kullanabiliyoruz. Evet dostlarım, üçüncü geçişimiz contrast cut, yani keskin geçiş olarak çevirebiliriz Türkçesini. Renk düzenlemeden biraz aşina olabileceğimiz bir kelime contrast. Contrast bildiğiniz üzere ekranımızdaki siyahlıkları artırıp azaltmamıza yardımcı oluyor. Bu noktadaki contrast'tan kastımız ise keskin bir geçiş. Yani şu şekilde örnekler verebiliriz. Mesela çok sessiz sakin bir ortamdan çok gürültülü bir ortama geçiş. Ya da çok karanlık bir ortamdan çok aydınlık bir ortama geçiş. Bu şekilde bir anlık ve keskin geçişler yaptığımızda aslında belki de bilmeden keskin geçişi filmlerimizde kullanmış oluyoruz. Dördüncü geçişimiz match cut, yani eşleşmeli geçiş. Bu noktada ise birbiriyle birebir aynı iki görüntüyü ya da birbirine çok benzer iki görüntüyü ya da birbirinin devamı olan iki görüntüyü ard arda koyarak aralarında geçiş yapabiliyoruz. Bunun illa görüntü olmasına da gerek yok. Sesler arasında da bu şekilde geçiş yapabilirsiniz. Örneğin karanlık odada duran bir vazo düşünelim. Ve bir sonraki sahnede yine aynı açıdan, aynı çekimle aynı vazoyu gündüz saatlerinde çektiğimizi düşünelim. İşte bu match cut. Ya da bizim çekip de ses kalitesinden ötürü hiçbir zaman yayınlayamayacak olduğumuz bu kısa filmdeki geçişte match cut'a örnek. Gördüğünüz üzere buradaki geçişte karakter nefes alırken ve nefes verirken çekiyoruz. Ve nefes alıp verme aksiyonu arasında sahne geçişleri yapıyoruz. Tahmin ettiğimden daha hızlı ilerliyoruz. 5. geçişimize geldik. Bu arada şu anda fark ettim, aslında 6 tane geçişten bahsedecekmişim bu videoda. Bir tane fazla saymışım. 5. geçişimizin ismi ise Ripple Cut, yani Türkçesi dalgalı geçiş diyebiliriz. Hani Sünger Bob'dan hatırlarsınız. Sünger Bob böyle bir şey hatırladığı zaman ekran hafif dalgalanır ve geçmişe döneriz ya. Heh işte buna Ripple Cut diyoruz. Ripple Cut genelde komedi türünde kullanılıyor ve karakterin geçmişe dönük flashbackler yaptığı sahnelerde geriye dönüş hissiyatını seyirciye vermemize yardımcı oluyor. Ve son geçişimiz benim de bayıldığım, hatta size çok güzel iki örnek de vereceğim, hatta bu videoda bir de Reels videosu çektiğim fakat isminden bahsetmediğim bir geçiş. Invisible Cut, yani görünmez geçiş. Efendim bu geçiş özellikle 1917 filminde çok güzel bir şekilde kullanılıyor. Bilmeyenleriniz vardır diye söylüyorum. 1917 filminin ilk 9 dakikalık sekansı hiçbir şekilde görüntü kesilmeden kaydedildi ve giriş sekansında da Invisible Cut'ı görüyoruz. Peki nedir bu görünmez geçiş? Basit olarak kamera hareketleriyle yaptığımız bir geçiş. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz 1917 filminden. Kamera bir noktada çekime başlıyor, sahneye giriyoruz. Çok güzel, çok aydınlık bir ortam. Güzel bir manzara. Kamera yavaş yavaş geriye çekildikçe aslında o ortamın bir savaş alanı olduğunu görüyoruz. İşte bu görünmez geçiş. Ve bunu çok güzel uygulayan bir Türk yapımı kısa film de var. Hatta az önce bahsettiğim Reels videomda o kısa filmden de bahsetmiştim. Evet dostlarım, bu videoda kısa filmlerinizde kullanabileceğiniz 7 harika geçişten bahsettik. Umarım video faydalı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın.